Herkese merhabalar. 8. matematik 2. dönem 2. yazılı hazır mısın? Evet, süper bir şekilde. Bu şey videoyu şey bekliyordum hocam ben. Sana de. matematikte çıkabilecek kazanımlar belli, okulda öğretilenler belli, map kitabı belli ve Niye yıllık plan belli. Benim senin nasıl bildiğini da zaten biliyoruz. Ama bütün konuların tekrarını yapacak şekilde süper bir yazılı provası hazırladık senin için gel bakalım senle beraber sorularımızı çözelim. Hiç problem yok. Beraber bütün konuları. Mesela bu hangi konunun yazılı yazılı sorusu acaba? kenar uzunlukları tam sayı olan ABCD dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının e, uzun kenarı kısa kenarının iki defa uzun kenarı yazmışız pardon. İki katından beş fazladır diyor. Hemen o zaman bir tane dikdörtgen çiziyorum Tonguç'um. Bir kenarına x diyorum kısa kenarına. Uzun kenarı kısa kenarının iki katından beş fazladır. O zaman uzun kenarına da 2 çarpı x yani 2 x artı beş diyorum. Süper bir dikdörtgen çizdik. Dikdörtgenin çevresi 64 santimetreden küçük olduğuna göre. Bir dikdörtgenin çevresi nasıl bulundu? E burası da 2x artı 5'tir Tonguç'um. Burası da x'tir. O zaman çevre dediğimiz şey bunların hepsinin toplamıdır değil mi? Evet hocam. x artı x artı 2x artı 5 artı 2x artı 5 şeklinde bulursam eğer ben bunu cebirsel ifade şeklinde 2x 2x 4x 5x 6x 6x artı 10 çıkar. Tonguç'um işte bu çevresi dediğimiz şey 6x artı 10 diyor ki 64 santimetreden küçüktür. Allah Allah bu ne sorusu? Aa. Eşitsizlik sorusu. Süper zekisin Tonguç. Gerçekten hemen anladın. Dolayısıyla bu eşitsizliği çözerken de eşitsizlik çözüm yöntemini kuracağım. Normal 10'u e, e, karşıya atıyorum. 6x küçüktür diyorum. Eksi 10 diye geçti. 64 eksi 10 yani 54 çıktı. 6x küçüktür 54 olduğuna göre her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman çatçut x küçüktür 9 çıktı. Tonguç'cum. Dikdörtgenin çevresi e, şey e, o küçük olduğuna göre uzun kenarı en fazla kaç santimetredir? Uzun kenar neydi Tonguç'cum? Bak 2x artı 5'ti. Aa. Kenar uzunlukları tam sayı değil mi? O zaman x1 tam sayı. x1 tam sayıysa en fazla olması için x kaç olabilir deriz? Özür dilerim 8 olur değil mi? x 8 olursa burası 8 en fazla. Burası da 8 kere 2 16. 16 artı 5'ten 21 olur Tonguç. İstersen sağlamasını yapabilirsin. 21 artı 8 29. 29, 29 e, çarpı 2 e, 50 60 yok 50 58 eder 58 60'dan küçüktür. Tebrik ederim. ederim. Süper zekisin. Ben de kendimi gidiyorum. Geçtik. Bir otoparkta bulunan 35 tane otomobil ve bisiklet vardır. Ee, bir Toplam 35 tane otomobil ve bisiklet otoparkmış vardır. Otoparkmış ya. Otoparkta bulunan tüm araçların tekerlek sayıları toplamı 110 olduğuna göre. Bir kere Tomuç'um bu ne sorusu? İki bilinmeyenli iki bilinmeyenli denklem sorusu. İki bilinmeyenli denklem sorularını nasıl anladım? Çünkü diyorum ki burada bir otomobil var. Otomobil var. Bir de bisiklet çeşidi var değil mi? Bu İkisinin mesela otomobillerin sayısına ne diyelim Tomuş evladım seninle beraber? Otomobillerin sayısı X olsun. Bisikletlerin sayısı Y olsun. İkisinin bak demiş ki ilk denklemimizi yazıyorum. X artı Y toplam 35 tane olmak zorunda çünkü toplam 35 tane otomobil ve bisiklet var demiş. Süper. Süper. Sonra her bir otomobilin tekerlek sayısı kaçtır Tomuş 4 tanedir. Evet. Peki bir otomobilde 4 tane tekerlek. 2 otomobilde 8. 3 otomobilde... 12. Bak ne yapıyor? 3 kere 4. 2 kere 4. O zaman X otomobilde 4 X tane tekerlek vardır. Her bir tanesinde 4 tane olacağı için 4 çarpı x, x tane tekerlek vardır. Peki her bir bisiklette kaç tekerlek vardır? 2 tekerlek vardır. O zaman 2 bisiklette 2 kere 2 4. 3 bisiklette 3 kere 2 4. 3 kere 2 6. 4 bisiklette 4 kere 2 8 değil mi? Evet. O zaman y tane bisiklette y kere 2 2 Y tane tekerlek vardır. Oh yeah. O zaman tekerlek sayılarımız da tekerlek sayılarımız da 4x ve 2y'ymiş. İşte 4x ve 2y'nin toplamının da bize 110 olduğunu söylemiş. Hadi şimdi bu iki bilinmeyen denklemi çözmek için yok etme metodunu kullanalım. Bu yukarıda denklemi, denklemi 2 ile eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarparsam bak her şeyi eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2x hop eksi 2y hop eşittir eksi 70 çıkar. Ne yaptım Tonguç? E 2y'yi yok edebilmek için bak alt alta topladığım zaman ne olacak Tonguç hemen göstermek istiyorum. Artı 2y 2y birbirini yok etti. O yüzden eksi 2 ile çarptım. Sonra ikisini topladığım zaman 4x 2x 2x eder eşittir. Bu ikisinin toplamı da 40 eder. x eşittir o zaman 20'dir Tonguç. Bize ne soruyordu? kaç bisiklet vardır? O zaman x eşittir 20 ise ikisinin toplamında 35 olduğuna göre bu da 15'tir. Tonguç evladım cevabımız oh 15. Süper zekisin. <laughs> Geçtik diğer sorumuza. Yeni bir soru yeni bir şans. Aman Allah'ım bu da geçen sene TEOG'da çıkan ve gerçekten de e, MEB'in kazanımlarında çok önem verilen bir nokta. Zaten geçen seneki ikinci sınav TEOK'tu değil mi hocam? Kesinlikle. Matematik deyince bir değişkeni bir diğeri cinsinden yazma denilen bir olay var. Bak ne demiş burada? Y değişkenini X cinsinden ifade et. Y değişkenini X cinsinden ifade et. Şu demek aslında. Y'yi yalnız bırak demek. Bu kadar basit. Y'yi yalnız bırakacağız. Nasıl Y'yi yalnız bırakabiliriz? Hemen göstereyim. İlk başta bunu bir düzenleyelim bakalım. Hemen şöyle şunu şöyle dağıtalım. 3Y eksi 6 artı 4X. Yani bunu bunu çarptım. Bunu mu çarptım? Eksi 5Y eşittir 12. Şimdi ilk başta bu parantezi açtım. Sonra aynen yazdım. Sonra 3y eksi 5y eksi 2y eder. Burada da 4x var artı 4x eder. Eksi 6'yı da karşıya atalım eşittir. Artı 6 diye geçti. O zaman 12 artı 6'tan 18 çıktı. He. Şimdi y'yi yalnız bırakmam istiyor ya. Y değişkenini x cinsinden yaz demek y'yi yalnız bırakmak demek. Eğer şöyle deseydi x değişkenini x cinsinden y cinsinden yaz deseydi o zaman x'i yalnız bırakırdık. Bu çok önemli. Bunu çok iyi bilmelisin. Ondan sonra ne yapıyoruz? Y'yi yalnız bırakacağız. Hocam beni de yalnız bırakın ya. Bak, x 4 x'i karşı atıyorum. Eksi 2 y eşittir. 4 x'i karşıya atsam 18 eksi 4 x tonguçum. Bak 4, artı 4 x eksi 4 x'e geçti. Sonra y'yi yalnız bırakabilmek için her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Her tarafı eksi. Teker teker bölüyorum tonguçum. Dolayısıyla eksi 2'ler birbirini götürdü. O zaman son durumda y eşittir. Bu ikisini bölersek 9. Bu ikisini bölersek 4 2 artı 2 x çıkar Tonguç. Süper zekisin. O zaman neymiş demek ki? Bunu düzenleyip yazarsam y eşittir. 2x eksi 9'muş. İşte cevabımız bu kadardır. Y değişkenini x cinsinden 2x 9 şeklinde ifade ediyoruz. Süper zekisin. Geçtik diğer sorumuza. Oh be. Bunlar hem okulların yapacağı merkezi sınavlar için gerek geç, iyi bir sorular. Aynı zamanda o LGS sınavımız için de çıkabilecek sorular. Onu da Tabii LGS sınavında birazcık daha günlük hayat ve birazcık daha karışık sorular çıkabilir. Ama okul yazıları için bir biçilmiş kaftan onu söylemek istiyorum. DE ile paralel BC demiş. Tamam bununla bu paralel demiş. E ben burada iç içe üçgen görüyorum. Evladım baksana iç içe üçgenler nasıldı? Şöyle bir paralel çiziyorduk. Bunun buna oranı, bunun buna oranı, bunun da buna oranıydı. İşte bu kadar. O zaman bak 10'un 15'e oranı 10 bölü 15 eşittir. 12'nin 12 artı x oranı 12 bölü 12 artı x. İşte bu kadar denklemi çözdüm. 2 saniyede yaparım bunu. Zaten benzerlikten kolay bir soru gelir. 12, 12 artı x çarpı 10 ne eder? 120 artı 10 x eşittir. Bu x'in çarpımı da... E, 150 180 çıkar uçum. Bu 120'yi karşı atınca 10 x eşittir. Eksi 120 diye geçince 60 çıkar. X eşittir. 6 çıktı süpersin. Bize sorduğu EC zaten 6'ymış. Evet bu kadar basit bir soru. Bu bir benzerlik sorusu. Benzerlikte işte şunu yapmamız gerekiyor tabii. Hangi üçgenlerin benzer olduğunu sorabilir mesela burada ekstradan soru olarak. Bununla bu eşit, bununla bu eşit. Burası da ortak açı olduğu için. ADE üçgeniyle Benzerdir iki tane işaret gösteriyoruz ABC üçgeni aynı açıların denk geleceği şekilde bir benzerlikte yazabilirsiniz. süper diksiyon geçtik diğer sorumuza. Peki bir de şunu sorabilir benzerlik oranını da sorabilir benzerlik oranı dediğimiz e, zımbırtıyı genellikle K diye gösteriyoruz benzerlik oranı 10 bölü 15'tir bunun bunu oranıdır veya bunun bunu oranıdır veya bunun buna oranıdır. 10 bölü 15'te benzerlik oranı yani 2 bölü 3 sadeleşmiş halidir diye sorarsa sınavda bunları da bil. Süper geçtik Geçtikten sorumuza. of aman Allah'ım sanki dünyanın uzaydan NASA'dan gelmiş bir soru gibi. Halbuki kazık, kazık gibi gözüküyor ama bir tane sayı var ve bir sürü kazık şey gibi soruyor. ama kazık. Allah Allah. İki sayının kareleri farkı. Yani bir tane sayı x diyelim. Bir tane sayı y diyelim. Karelerini alalım. Karesini alalım, Karesini alalım Ve farkını alalım. Eksi diyelim. Kareleri farkı eşittir. 13'müş. Tonguç bu neye benziyor? Allah Allah. Bu iki kare farkına benziyor. İki kare farkı dediğimiz zımbırtıyı çözebilmek için ne yaparız Tonguç? Hemen söyleyeyim, söyleyeyim sana. Bu neyin karesi x'in? Bu neyin karesi y'nin? O zaman x eksi y çarpı derim x artı y derim. Eşittir 13'müş. Nere neyin çarpımı 13'tür Tonguç'um? Çok basit. 13 bir asal sayıdır. O zaman çarpanları ya, zaten sayı. bir iki tanedir. 13 ile 1. Kendisi ve 1. Süper. Aha. O zaman hangisi 13 olsun? Bir kere hani şöyle düşünelim. Bu, x eksiye daha küçük olması gerekiyor değil mi? 1 13 buna diyebiliriz değil mi? Çünkü iki sayının ee, şey diyor. Yani, iki sayının farkı daha küçüktür. Dolayısıyla 1 ve 13 eğer o zaman X eksiye eşittir 1 x artı y eşittir 13 yazabilirim. Şimdi bu iki denklemi alt alta toplarsam ben çatarak çatarak yok etme metoduyla 2000 milyar yani denklemlere geçtim bir anda bakıyorsan yani matematik sürprizlerle dolu. 2 2x eşittir 14 çıktı. x eşittir 7 çıktı Tonguç evladım benim. Bu sayı 7 ise x eşittir 7 ise y kaçtır peki? Bu 7 ise 7 eksi kaç birdir? 6'dır. Yani y de 6'dır. İşte büyük sayı o zaman büyük olan sayı 7'dir. Küçük olan sayı 6'dır diye bir yakınsama yapabiliriz. Süper zekisin o yüzden cevabımız 7'dir diyoruz. Evet geldik. O tam gerçekten LGS sınavında örnek sorularına uygun bir soru. Bu soru hem günlük hayattaki denklemlere uygun, denklem sistemlerine uygun ve LGS örnek sorularına çok uygun. Aynı aynı gün kitap okumaya başlayan Tonguç ile Tongül'ün kalan sayfalarının zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre kaçıncı gün kalan sayfalar eşit olur demiş. Tonguç bak Efendim, hocam? bunların hepsi, bunun ikisini de farklı renklerle gösteriyor. Mesela şurası yeşil diyelim. Evet, süper. Bir de şuna da, şuna da e, turuncu diyelim. Evet, süpersin Tonguç'um. İkisinin aynı olduğu gün, hangi gün aslında? Bir bakar mısın Tonguç? Çok enteresan. Yani Aa, e, burası ikisinin aynı olduğu. işte burayı soruyor bize. Acaba kaçıncı günde, kaçıncı günde ikisinin de sayfaları aynı olur diyor. Şimdi bir kere şunu bilelim. Adam bak e, Tonguç, mesela 1500 sayfalık bir kitabı Çatalank 10. güne geldiğinde sayfa sayısı bitmiş. Kalan sayfalar diyor ya artık sayfa demek ki bitirmiş 1500 sayfalık bir kitabı. O zaman diyoruz ki bir günde okuduğu sayfa sayısını bulabilmek için bir günde Tonguç, Tonguç bir günde 1500 bölü 10 yani 10 günde bitiriyor ya, 150 sayfa okuyor. Süper zekisin. Peki geldik şimdi Tongül'e. Tongül yani turuncu olan zımbırtı bir günde bir günde 1200 sayfayı 16 günde okuyor ya. 1200 bölü 16 yani 75 sayfa e, okuyor Tonguç. Bunu anladık mı? Zor mu geliyor yoksa? Zor bink. Süper dikizin. O zaman bu 150 sayfa bu da 70, 75 sayfa okuyor. O yüzden bu daha hızlı bitirmiş bu daha yavaş bitirmiş. Ama sonuç olarak ikisi de bir yerde aynı ana gelmiş. İşte buradaki kısa yol şu inanılmaz basit bak. Bu, ilk, bu 1500 sayfalık kitap okumaya başlıyor. Bu 200 sayfalık. Aradaki fark ne kadar Allah'ını seversen? 300 sayfalık bir fark var değil mi? Bu farkın eriyip de aynı ana denk gelebilmeleri için 300 sayfalık farkın. Arada bunların okuma hızı farkı ne? Günde 75 sayfa değil mi? O zaman 300 sayfalık fark. 300 sayfalık fark. Ee, arada 75 sayfalık okuma hızı farkı varsa. 75 e, sayfalık farkla farkla kaç günde günde e, biter? 300 sayfalık fark kaç günde yok olur? O zaman 300'ü sen 75'e bölersen 4 gün diyebilirsin Tonguç. Süper zekisin. İşte 4 günde bunların arasındaki fark 4 günde. İstersen hesaplayalım. Bu 4 günde kaç sayfa okur Tonguç'um? 4 kere 150'den 600 sayfa okur. Bu 4 günde kaç sayfa okur Tonguç'um? 4 kere 75'ten 300 sayfa okur. Şimdi bu adam 600 sayfa aşağı indiği zaman kaça gelir? Yeşil 900 sayfa gelir. Peki 1200 sayfadaki bu adam 300 sayfa aşağı indiği zaman yine 900 a Aaa ikisi Aa. de 900 sayfada dördüncü günde eşitleniyor. Bu bir günlük hayat sorusu. Bunun başka çözüm yöntemleri de var tabii ki. Ee, bunun çözüm yöntemlerinden bir tanesini daha göstermek istiyorum. Hocalar eğer zor isterse. Zorbing. Bunun denklemini yazarsın Tomucuğum. Bunun denklemi y eşittir. Başlangıç e, 1500 eksi. Her bir gün 150 azaldığı için... 150 x şeklinde yazarsın. Bunun denklemi yazarız. Y eşittir. Başlangıç 1200. Her seferinde 75 sayfada 75 x şeklinde yazarsın. Çünkü güne x dedik. Sayfa sayısına da y dedik. Son durumda Tonguç'um. Bu ikisinin kesiştiği noktayı bulabilmek için bu ikisini 2000 yani denklem gibi çözeceğiz. 2000 yani denklem gibi çözülmek için y yerine buradaki y yerine bunu yazabilirim. O zaman 1500 eksi 150 x eşittir. 1200 eksi 75 x yazı Daha profesyonel çözümü bu. Ee, sonra 1200'ü karşıya atınca 300 çıkar. 1500 eksi 1200. Bunu karşıya atınca 75 x çıkar. x eşittir 4. Buradan da aynı sonucu verdi. Tebrik ediyorum seni. Geçtik. Denklemi m artı 3. m artı 3. m artı 5 eksi m y ve artı 15 eşittir 0 olan doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3 olduğuna göre demiş. Heee. Şimdi eğim nasıl bulunuyordu Tomcuğum? Eğim ilk y'yi yalnız bırakarak bulunuyordu. Y'yi yalnız bırak ve x'in başındakine bak. Bu kadar. Başındaki eğimdir. Bak eğimi bulmak için metot y'yi yalnız bırak, x'in başındaki eğimdir. Hemen o zaman y'yi yalnız bırakalım. Şimdi yapmamız gereken şey, bak burada bir y var görüyorum. O zaman bak e, şuradaki, şuradaki bunu karşıya atayım Tonguç. Hatta şöyle yapalım. Bunu eksiye başında. Bunu Yapacağım. olduğu gibi karşıya atalım. Bak m artı 3 çarpı x artı 15. Ne yaptım bak dikkat et. Eşittir diyorum. Şu ikisini koydum burada. Sonra bunu komple karşıya Artı 5 eksi m çarpı y oldu. Yani bu eksiydi ya. Bunu karşı atınca artı haline geçti. Süper zekisin Tomuç. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Y'yi yal x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Ya pardon y'yi yalnız bırak. O zaman her tarafı 5 eksi m'ye böleceğim. 5 eksi m'ye böleceğim. 5 eksi m'ye böleceğim. Hadi bakalım bölelim. Bunlar birbirini sadeleştirdi. Işte o zaman y eşittir oldu. Bak m artı 3 çarpı x bölü 5 eksi m. Süper. Sonra artı 15 bölü 5 eksi m. Bunu da parantez çekelim. Süper. Şimdi bunun eğimi neresidir Tonguç? Eğim dediğim şey y yalnız bırak. X'in başındaki eğim. X'in başındaki bunun paydalı olduğu zaman paydalı olanını da almak gerekiyor. Yani mesela y eşittir 2 x bölü 5 artı 7 olsa bunun eğimi 2 bölü 5'tir gibi düşün. O zaman bunun hepsi eğimdir. İşte bu söylediği zımbırtı aslında kaç eşitmiş? Eksi 2 bölü 3 eşitmiş. O zaman m artı 3 bölü 5 eksi m eşittir. Eksi 2 bölü 3 denklemini çözerim. İçler dışlar çarpımı yaparım. Bununla bu çarpılırsa 3 m artı 9 eder. Bununla bu çarpılırsa eksi 10 artı 2 m eder. Eksi 2 ile 5'i çarptım. Eksi 2 ile eksi 2 m eksi m'yi çarptım. Son durumda M'yi karşı atınca 3M 2M M eder eşittir. Bunu karşı atınca eksi 19 çıkar. Bu da eksi 9 olduğu için cevabımız eksi 19'dur. Süper işlem hataları yapılabilir. Normal bir şey ama sen dikkatli yaparsan çözümün eksi 19 olur bileceksin. Evet Tonguç 25 x kare TL olan borcunu her ay 2'ye kareli TL'lik taksiyel ödüyor. Böyle saçma borç mu olur ya? Şimdi 8 ay sonra Tonguç'un gösteren cebirsel ifadenin hatta birazcık daha değiştiriyorum. Cebirsel ifadenin e, çarpanlarını bulunuz. Çarpanlarını bulunuz. Birazcık daha zorlaştırdım soruyu. Şimdi bir kere senin 25 x kare paran var. Her ay ne kadar veriyorsun? 2 y kare. Birinci ay verdin 2 y kare. Bir tane daha verdin 2 y kare. Bir tane daha verdin 2 y kare. Bir tane daha verdin 2 y kare. kare. Hep az oluyor sayın. Burada kaç tane 2 y kare varmış? 8 aylık. O zaman 8 çarpı 2 y kare aslında senin verdiğin para değil mi? Yani 16 y kare verdin sen. O zaman senin paran 25 x kareyken eksi 16 y kare azaldı. 16 y kare azaldıysa senin paran bu ifade işte bizim cebir Ama demiş ki çarpanlarını bulunuz demiş. Bunun çarpanları nelerdir? Bu bir 2 kare farkıdır Tonguç'um. 2 kare farkı olduğundan dolayı çatanak bu neyin karesi 5x'in? Bu neyin karesi 4y'nin? O zaman 5x eksi 4y çarpı 5x artı 4y şeklinde iki çarpanı vardır ve süper zekisin tonuç işte çarpanları bunlardır diyoruz bu ve bu. Yani 5x eksi 4y ve 5x artı 4y cevabımız diyoruz ve geçiyoruz. Koordinat düzeninde a bilmem ne noktasının x eksenine göre yansıması b. Y eksenine göre yansıması c noktasıdır buna göre b'yecek. Of inanılmaz güzel bir soru hem de şey var soru, yansıma var hem de iki nokta arasındaki uzaklık var. Şimdi burada iki kazanım var gerçekten sınavlarda da çıkabilecek tarzda bir soru kalitesi ve e, şey açısından. A eksi 3 virgül 4 noktasını ben eğer x'e göre yansıtırsam x'e göre yansıt x'e göre yansıttığımda y'nin işareti değişiyordu yani B noktasının koordinatları eksi 3 bak hatırlıyorsan Burası x'i burası y'si diye x'e göre yansımada y'nin işareti değişiyor. Eksi 3 virgül eksi 4 oluyor. Bak 4'tü bu eksi 4 oldu. Peki a eksi 3 virgül 4 noktasını bu sefer y'ye göre yansıt. Y'ye göre yansıtırsak o zaman burada da c noktası çıkıyormuş. Bu sefer de x'in işareti değişiyordu. Eksi 3'e bu artı 3 olacak. 4 aynan kalacak. Şimdi bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. O zaman hemen bir koordinat sistemi patlatalım mı Tongucum? -3 hocam. -4 3 4 şöyle bir çizelim. Burası x, burası y diyelim. Şimdi eksi -3 eksi -4 noktası neresi? Eksi -1 eksi -2 eksi -3 eksi -3 eksi -1 eksi -2 eksi -3 eksi -4 eksi -4. O zaman bunların kesiştiği yer hatta şöyle şu renkte gösterelim. Bunların kesiştiği yer yani şurası B noktasıymış. 3'e 4 noktası neresi? 3e 4 noktası da ee hemen şöyle 1 2 3 3 1 2 3 4 4 O zaman hemen şöyle kesik kesik burası 4 özür dilerim. Çat çat, çat 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 şöyle bir C noktası göstereyim. İşte bunların kesiştiği nokta arasındaki uzaklıksa şu mesafe değil mi Tonguç'um? Şu mesafeyi soruyor bize. İşte bunu yapabilmek için hoş geldin. Pisagor diyoruz. İki nokta arasındaki uzaklığı bulma formülü Pisagor'la çözülür. Pisagor'u bulabilmek için de bir tane dik üçgen oluşturmam gerekiyor Tonguç evladım benim. Gördün mü dik üçgenimizi? Aman Allah'ım. Şimdi bu dik üçgende şurasının uzunluğunu söyleyebilir misin bana Tonguç? Bak. Eksi 3 ile 3 arasında. Yani 6. Peki şurasının uzunluğunu söyleyebilir misin Tonguç evladım bana? Bak 4 ile eksi 4. kat arasında. Yani 8. Burada 4, burada 4. Toplam 8. 6, 8 ne üçgeni var? Hemen yapalım. BC'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesinden. 36 artı 64 eşittir. 100 çıkar. O zaman BC'nin karesi 100 ise BC eşittir dur diyoruz ve süper bir şekilde soruyu çözmüş olduk. Oh be. Evet, harikasın. O zaman Tonguç'um hızlandırılmış LGS programımızı lütfen uygulamaya başla eğer başlamadıysan. 6 haftalık, 4 haftalık, 2 haftalık programları var. Bak 4 haftalık program 7 Mayıs'ta başlıyor. 2 haftalık program 21 Mayıs'ta başlıyor. Bunu kaçırmış olabilirsin ama sonuçta sen 5 haftalık programı da yayınladık hatta. Onu da söyleyelim Tonguç'um. Dolayısıyla senin yapman gereken şu anda bu LGS programında uyman gereken konuları bitirmek. 4 haftalık mesela her konu gün gün belli. Dolayısıyla sen son LGS çalışmanı bu şekilde yapıp süper minnet çıkaracaksın eminim diyorum. Ve bunların yanında bir tane daha güzel bir haberim var sana Tonguç'um. E, güzel haberim nerede? Güzel haberim. <laughs> Şurada. Evet. Güzel haberim. Son dörtlü denememiz çıktı. Biliyorsun hatırlıyorsan Mart dörtlüsü, Nisan dörtlüsü ve Mayıs dörtlüsü olarak üç tane denememiz vardı. Bu sınav setini oluşturuyordu. Bir de son dörtlü denememiz çıktı. Bunu da mutlaka Edin Tonguç evladım benim süper zekisin. Dolayısıyla inşallah yazılım da süper geçecek diyorum. Ve görüşmek üzere. Hadi bakalım ödül soru yap yorumlara yolla. Teşekkürler hocam. Aha da bağlı reklamı. Yok yok abone ol. Facebook'u beğen. Instagram'ı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bu. Bunlar, Bunlar da videolar. Tıkla tıkla tıkla. tıkla, tıkla. Beğen butonuna çok tıkla. Paylaş. 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 Tıkla, tıkla. paylaş.